kombine satamıyoruz. Reklam alamıyoruz stadımız olmadığı için. Bir kampanya başlatıyoruz arkadaşlar. Bir tane Gebze Spor forması, bunu eşimiz, dostumuz, yöneticimiz 1000 liraya eşe dosta satacağız. Gebze Spor'a katkı olsun diye. Bunu da kamuoyuna paylaşacağız arkadaşlar. Kimden ne aldık, kaç lira forma aldık, kaç tane forma aldık, bunu paylaşacağız. Bizden bir arkadaşımız yönetici girmiş. Bizden bir arkadaşımız. Onun orada olması bizim için çok iyi. Bizim Kocaeli Spor'la bir sorunumuz yok. Bizim kimseyle 6-7 yıldır Taraftarlar Dernek Başkanlarımız da burada. Bizim Kocaeli Spor'la, Kocaeli Lobisi'yle bir sorunumuz yok. Fakat bunu sorun yapmaya çalışıyorlar. Biz de buna izin vermiyoruz. Bizim ama Gebze Spor'u da hiç kimse saymaz. Buna da izin vermiyoruz arkadaşlar. Gebze Spor, eğer Gebze'ye gelmişsen Gebze Spor Kulüp Başkanı'na uğrayacaksın, ondan sonra diğer müdahilleri gezeceksiniz. Son manasıyla bulunduğu konum itibariyle maalesef taşıyamıyoruz. Burada siyasetten, ticaretten adet herkesin Gebze Spor markasına sahip çıkması gereken bir durumdur. Şöyle ki, Gebze bildiğiniz üzere ülkedeki 40 tane vilayette büyük bir ilçe olmasına rağmen hak etmiş olduğu marka değerini isim olarak belirtiyor ama Gebze Spor aynı noktada değil bu durumda. Yani Gebze'nin, Gebze markasının Türkiye genelinde hatta uluslararası alanda dahi Gebze Spor markasıyla birlikte daha iyi yerlere taşınabileceği kanaatinde. Bu hepimizin ayıbı. Yani burada bugün şu anda amatör bal liginde mücadele veriyor Gebze Spor. Gebze'nin jeopolitik konumu, sanayisi, sinerjisi, Gebze'nin marka ismine yakışır bir noktada olması gerekir. Bu amaçla çalışmalar yapılması lazımdır. Çok önceki yönetimden arkadaşlar bu noktada bazı çalışmalar yapmaya çalıştılar ama maalesef Gebze Spor markası istediği noktaya gelemedi. Şimdi burada baktık, Sayın Başkan formayla bütçe oluşturmaya çalışıyor. Pandemi şartları ortada, stat kapalı, seyircisiz oynanıyor, reklam geliniyor. Haliyle burada yerel yönetimden destek, benim bildiğim kadarıyla katkı sundular. Böyle bir bilgi sahibiyim ben. Ben çünkü zaman zaman Recep Başkan'la da bunları görüşüyorum. Sağ olsun bize de bilgilendirmesini yapıyor. Yerel yönetim noktada katkı sunuyor. Ama biz buna Gebze'nin sahiptir diyelim. Bırakalım, siyaseti bir kenara bırakalım. Bir farklı siyasi partilerde olabiliriz. Farklı konumlarda olabiliriz. Cemiyet insanıyız. Gebze'de hepimiz birbirimizi tanıyoruz ama Gebze maalesef o dev sanayi kuruluşlarının Gebze'de bulunmasına rağmen bu Gebze Spor markasını hak ettiği noktaya taşıyamadı. Bu hepimizin ayıbı. Yani bu A partisi, B partisi, bu ticareti, bu bürokrasi vesaireyle alakalı bir durum değil. Bu bir vizyon meselesi, şiar meselesi. Bunu Gebze Spor markasını biz daha iyi yerlere taşıyabilmemiz için taşın altına sadece böyle kahvaltılarda, kongrelerde koymakla bu işte olmaz. Biraz gerçekçi olmak lazım. Şimdi ben baktım buna Recep Başkan'ın forma satışlarıyla finans yaratmaya çalışıyor. Yani futbol camiası, futbol kulüpleri artık işte sermayelerle Süper Lig'deki rakamları biliyorsunuz. Şimdi az önce kulaklık dinledik burada. 2 milyon civarı bir bütçeden bahsettiniz. Sporcu gideri, bunların ulaşım gideri, barınma gideri, yiyecek gideri, ilaçesi 4 milyona yakın bir finansman gerekiyor. Zor. Burada ben 5 tane forma alacağım, Recep Başkan'ım 10 tane alacak. Bundan da bu işler de aşılmaz. Yani bence öyle, bilmiyorum ama mevcut şartlarda da bunlar da yapılmazsa da olmayacak. O nedenle burada yerel yönetim katkı sunuyor benim bildiğim, tekrar söylüyorum. Büyükşehir'de Gebze Belediyesi'ne katkı sunuyor.
takipçisiyim ben. Ama burada öyle bir sinerji yaratılması gerekiyor ki Recep Başkan'ın yönetimine destek olmak açısından. Ben çok hatırlamıyorum yani böyle Gebze Spor'la alakalı kahvaltılar olsun, bilgilendirme toplantıları olsun. Uzun yıllardır böyle bir organizasyon yoktu. Böyle bir organizasyon da yoktu. Şimdi bir yıldır maçlar da yok. Doğru mu? Doğru. Bildiğim kadarıyla da öyle. Şimdi ayın 18 kurallar çekildi dün. Biz baktığımızda iyi bir kural da çektik. Doğru. Ben öyle görüyorum. Ayın 18'inde ilk maçımız var. Ama biz isteriz ki seyircisiyle Gebze stadında izleyebilelim biz bu maçı, ama Gebze'de de olacak bu maç. İnşallah o günleri de yaşayacağız. Pandemi şartlarından dolayı seyirci de alınmayacak, ama biz inşallah, ben burada bizi bir araya topladı Recep Başkan. Bizlere de bilgilendirme yaptı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Biz de siyasiler olarak bu konuda gerekli aksiyonu alacağız. Bunun muhalefeti, iktidarı, benim o noktada en fazla şüphem de yok. Çünkü bu iş siyaset üstü bir şey. Yani Gebze markasının, Gebze Spor markasının hak ettiği yere çıkarılması lazım. Gebze için. Bakıyoruz etrafımıza. Şimdi Gebze'den bahsederken işte bilişim vadisiyle, Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Teknik Üniversitesi'yle, dev sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleriyle adlandırıyoruz. Ama Gebze Spor'a baktığımız noktada Gebze Spor maalesef hak ettiği yeri şu an itibariyle almış değil. Bu nedenle inşallah ayın 18'inde ilk maçını oynayacak, galibiyetle sonuçlanır. Bu yolun sonu da şampiyonluk olur inşallah diyorum ben. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Temelli gösterdiniz. Ben Recep Başkan'a da teşekkür ettim. Ben böyle bir camiada, böyle bir ortamda, böyle bir cemiyette bulunmaktan dolayı da memnun ediyorum. Biz de üzerimize düşen, düşünmemiz gereken maddi manevi ne varsa gerekli aksiyonumuzu alacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah seyircilerimizi daha iyi yerlerde görüşürüz. Kulüp başkanımız, amatör kulüpler başkanlarımız, kıymetli siyasi parti yöneticileri, basınımızın yüzüde üyeleri. Ben de bugünkü bu davetten kulüp başkanımıza ve teveccühü gösterip katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Evet, gerçekten Gebze Spor kentimizin bir markası. Yani İzmitlilerin Kocaeli Spor'a sahip çıktığı gibi biz büyükşehir statüsünde bir il kabul ediyorum ben Gebze'yi. Gebze Spor'a sahip çıkamamamız, Gebze'de herkesin bir eksikliği olması lazım. Çünkü spor kulüpleri o kentin markasıdır. Gebze Spor ne kadar büyürse bu kentin esnafına, bu kentin kalkınmasına, bu kentin ülkemiz genelinde temsiliyetini arttıracağına inanıyorum. Başkanımız az önce formaları gösterdi. Gebze'de yaşayanlar olarak bir Gebze Spor formamızın olmaması hepimizin eksikliği. Gerçekten yani Recep Başkan bunu gündeme getirmeden Gebzeliyim diyen, Gebze'de yaşayan, ticaret yapan, siyaset yapan, Gebze'den gelir elde eden herkesin üzerinde bir tane Gebze Spor forması olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda hiçbir şey için geç kalınmış değil. Son bir yıl içinde bu ikinci kahvaltı. Sağ olsun Recep Başkan ve yönetimi her fırsatta kulübün sorunlarını, gelişimini Gebze kamuoyuyla paylaşıyor. Gebzelileri bu anlamda bilinçlendiriyor. Bu da kulübün ne kadar önemsediğini ve kulübün ne kadar önemsenmesi gerektiğini gösteriyor. Biz de siyasetçiler olarak gerçekten hani her siyasetçi daha iyi bir Gebze sloganıyla her seçimde yola çıkar. Daha iyi bir Gebze olması için de Gebze Spor'un daha güçlü olması lazım. Çünkü her fırsatta Türkiye genelinden spor kulüpleri gelecek, taraftarlar gelecek. Az önce de söylediğim gibi bizim esnafımız kalkınacak. Dışarıdan gelen seyircilerin kentimize bir katkısı olacak. Ticaret yapanlar gelişecek ki Gebze Spor'a da katkı sunsun. Bu anlamda Gebze Spor'un büyümesi, bu kentin de büyümesi anlamına geliyor. O yüzden konuşmama başlarken de söylediğim gibi
Kocaeli Spor'a Kocaeli'nin 4-5 tane ilçesi sahip çıkıyor. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Kandıra. Bizim de burada yaklaşık Dilovası, Körfez'in bir bölümü, Darıca, Çayırova, Gemz olmak üzere Kocaeli Spor'a sahip çıkan ilçelerden daha büyük bir kapasiteye sahibiz nüfus anlamında. Bu anlamda diğer ilçelerimizi de işin içine katarak burada Gebze Spor'umuzu daha üst kademelere taşımak için yönetime gerekli desteği sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda kulübün biz siyasilere kestiği ceza da her zaman boynumuzun borcudur. Gebze Spor'a sahip çıkmaya ve Gebze Spor'a sahip çıkılmasını teşvik etmeye her zaman mücadele edeceğiz. Bu anlamda kulüp başkanımız siyasilere ne ceza keserse de başımızın gözümüzün üstüne. Ben tekrardan bugün bu programı organize eden başta kulüp başkanımız ve kıymetli katılımcılara da teşekkür ediyorum. STK başkanlarımız, öncelikle bu programı icra eden kıymetli Gebze Spor Kulüp Başkanımız Recep Başkanımıza teşekkür ediyorum. Son sürece bakıldığı noktada hakikaten dert edinmiş bu manada Gebze Spor'u bu noktada da gayret eden bir başkanımız var. Hakikaten sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ediyor. Bu noktada tabii ki zaman zaman toplantılar yapılıyor, zaman zaman kendisi de bizleri ziyaret ediyor. Niye Gebze bizim daha iyi bir noktada Gebze Spor'umuzun spor noktasında daha güzel yerlere gelinme noktasında birliğin, beraberliğin, kardeşlik havasının oluşması noktasında hakikaten bir çalışma içerisinde. Dolayısıyla bizlere de bu manada siyasiler olarak da gerek STK'lar olarak da Gebze'nin bir ferdi insanı olarak da bu noktada bize düşen üzerimize düşen sorumluluğu katkıyı sağlamak bu noktada inşallah bu manada da yeni sezonumuz hayırlı olur. Bugünkü yapılan organizasyondan dolayı kıymetli başkanımıza teşekkür ederiz. Bize düşen, üzerimize düşen sorumluluk noktasında katkılarımızı inşallah sunarız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı günler. Organizasyonda emeği geçen kıymetli grup başkanı ve katılan tüm misafirlere hoş geldiniz diyoruz. Gemden Refah Partisi İlçe Başkanı olarak aynı cümlelerini tekrar etmenin bir anlamını Gebze Spor, Gebze'nin bir markası ise biz de üzerimize düşen ne varsa yapmak durumundayız. 35 sene Gebze'deyiz artık. Gebze'li olduk. Gebze Spor kendi ismi Gebze. Gebze Spor inşallah büyükşehir gibi olursa maksat hafıza olmuş olacak. Teşekkür ediyorum. Birbirimizi alarken kulüp başkanımız zaman zaman anlıyoruz. Değerli kulüp başkanımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burada yapmış olduğumuz bu toplantının Gebze'miz için, Gebze sporumuz için hayırlara vesile olmasını ve sonunun şampiyonluk olmasını temenni ediyorum değerli arkadaşlar. Evet, Gebze sporu, Gebze sporun içinden gelenler yönetirse çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. Ben Gebze'de bildim bileli Recep Başkan Gebze Spor'un içerisinde yönetiminde tribününde her yerinde olduğunu biliyorum. Dolayısıyla Gebze Spor'un bütün meselelerini, bütün sorunlarını, bütün eksiklerini bilen bir arkadaşımız. Ben Gebze Spor'un kendisiyle birlikte bu süreçte çok güzel bir ivme yakalayacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Tabii Gebze'miz, başkanlarımız söyledi, tek tek söyleyecek değilim ama Gebze'miz sanayi şehri, Gebze'miz güldür şehri, Gebze'miz tarih şehri, Gebze'miz bilişim şehri diyoruz ama 66 yıldır bir takımın da Gebze'de artık bir spor şehri olması gerektiğine inanıyorum. Gebze inşallah kendi sporumuzun altyapısını oluşturarak, biz Recep Başkanımızla daha önce de işler yaptık. Mesele şudur, spor yapan gençlik, spor yapan insanın ahlakı farklı olur. Daha güzel olur, daha temiz olur. Onun için Gebze sporumuzun altyapısını, bütün spor branşlarından, bütün Gebze gençliğinin faydalanabileceği şekilde dizayn etmemiz lazım. Ve bunu yaparken de, bakın ne dedim, Gebze spor şehri de olsun. Yani her birerimiz, bugün burada toplandığımız gibi, bundan sonraki süreçte de Gebze bizim üst kimliğimiz. Gebze spor bizim üst kimliğimiz. Yani
siyaset üstü bir kurumdur. Hiç kimse bunu siyasete alet etmeden her birimiz samimi duygularla Gebze sporumuza sahip çıkarsak aslında bir şekilde de Gebze'mize sahip çıkmış oluruz, gençliğimize sahip çıkmış oluruz. Şimdi Gebze'deki bütün esnafımızın, bütün sanayicimizin, bütün bürokratlarımızın, bütün siyasetçilerimizin Gebze spora paydaş olması. Bunu da inşallah hep beraber sağlamamız lazım. Yoksa başkanlarımın da söylediği gibi iki formayla, üç formayla bu işler bitmez. Herkes sahip çıkması lazım. Biz maçlarına gitmemiz lazım. Hatta Ecep Başkan'ın bir teklifim var. Bütün başkanlarım da inşallah uygun görür. Gebze'de yapacağımız ilk maç. Başkan dış maçınız burada mı yoksa dışarı? Burada. O zaman bütün siyasi partilerin ilçe başkanları, Gebze'deki bütün bürokratlar ilk maçı maçtan önce 15 dakika biz yapalım. Hep taraftarlarımızı toplayalım. Gebze kamuoyundaki önemli isimleri, basınımızın da temsilcileri olsun. Hep beraber o gün statta bir bayram yapalım. Orada inşallah herkesin de katkısı olsun. Yani Gebze'yi gerçekten bu sene hedefine ulaştıralım arkadaşlar. Ulaştıramasak da hedefine ulaştıralım bir sonraki sene. Yani başlangıçlar her zaman bir adımdır. Bir başlangıç yapalım. Çok fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bu programı da çok daha geniş katılımlı. İnşallah şu pandemi süreci bittikten sonra çok daha geniş katılımlı. Gebze Spor'a Dam Manastırı'na sahip çıkılan bir ortamda oluşturalım. Yani Gebze Spor'umuz ne yerelle mahkum olsun ne de bir 3-5 kişinin eline mahkum olsun. Gebze Spor, Gebzelilerin komple sahip çıktığı, Gebze'nin bütün kademelerini, esnafından, tüccarından, siyasetçisine kadar herkesin sahip çıktığı bir ekip olsun ve kalıcı bir başarı olsun. Diyorum ya, 66 yıllık bir tarihi var Gebze Spor'un. Çok önemli bir tarih ve Gebze'de 400 bin nüfus yaşıyor arkadaşlar. Anadolu'da bugün bir altın ordu gibi olabilir Gebze. Altyapısı olan mahalleleriyle birçok yerde amatör kulüplerimiz olan bir Gebze'yiz. Hepsi Gebze'nin altyapısı olsun. Gebze'de birçok sporcu gelir. Geçmişte biz Gebze Spor'dan büyük takımlara transfer gönderdik. Doğru mu? Ben hatırlıyorum. Galatasaray'a giden Seyfettin vardı Gebze'de. Doğru başkanım. Böyle futbolcularımız vardı. Yani bunları yetiştirelim. Gebze Spor hem başarılara odaklı bir takım olsun hem de futbolcu üreten, sporcu üreten bir takım olsun. Aslında bunu yapabiliriz, başarabiliriz diyorum. Bu programı organize eden Gebze Spor Başkanımıza, yönetimine, sahip çıkan tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, sivil toplum örgütlerimize, Gebze basınımıza ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. İnşallah önümüzdeki süreç Gebze'nin hızla yükseldiği bir süreç olsun Gebze Spor'umuzun diyorum. Hayırlı günler diliyorum hepinize. Söyleyeceğim. Biz hepimiz siyasi ilçe başkanlarıyız. Ortağı faydamız uzmanlarımızın önünde Gebze olması. Gebze ilçe başkanları buradakiler. Bir, az önce güzel bir noktaya değindi başkan. Maçtan önce herkes bir 10-15 dakika bir maç yapalım. Bu çok kıymetli bir şey. Ben az önce konuşmamda da söyledim. Dedim ki yerel yönetim katkı sunuyor. Biz Recep Başkanımızdan da katkıların biraz daha arttırılması noktasında bize destek olmasını da istiyorum. Yani ben onu samimiyetle de biz gerekirse Büyükşehir Belediye, Gebze Belediyesi bir konsorsiyum oluşturalım. Tabii ki şeffaf yönetim, liyakatli yönetim de önemli. Onu da sağlıyor başkan zaten. Yaptığı her şeyi de bizi aydınlatıyor. Bu noktada biz siyasi olarak farklı siyasi partilerde siyaset yapıyor olabiliriz ama benim bir istirhamım var. Bu noktada Recep Başkanım'dan Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gebze Belediye Başkanımız, bizim ortak paydamız Gebze ilçe başkanları olmalı. Siyasetlerimiz, partilerimiz farklı olabilir ama ortak paydamız Gebze. Bu noktada katkıyı biraz daha yükseltmek adına yerelin desteğini, çünkü Gebze biliyorsunuz, Kocaeli'nin batı yakası, Gebze Spor diyoruz ama yine olsa Darıca, Çayırova bile sürüklüyor peşinden. Nüfusun %45'i Kocaeli'nin, %45'i bu bölgede. Az önce söyledi, çok 66 yıllık bir kulüp diyor. Kocaeli'nde, Kocaeli ilinde açılan, kurulan ilk kulüp Gebze Spor. Kocaeli Spor'dan bile eski bir tarihi var. Ortak paydamız, biz burada Gebze'deki siyasetçiler, kendi siyasi partilerimiz var herkesin ama bizim ortak paydamız Gebze, Gebze'nin yararına biz
bu konuda sizden de destek bekliyoruz başkanım. Büyükşehir ve Gebze Belediyesi noktasında tekrardan bir desteği arttırmak adına orada da sizin katkı sunacağınız alan da en ufak bir şüphem yok. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada herkese Berat Kandil de mübarek olsun, mutlu olsun diyorum. Bugün de mübarek bir günde de buluştuk. Kusura bakmayın, böldüm başkanım. Yani bu Gebzelilik şiarıyla, Gebzelilik önceliğiyle lafını böldüm ve tamamladım. Burada siyaset yok. Siyaset yok, Murat aynen, başkanım. Aynen burada, öyle. Çünkü herkes rahat bırakır. Evet, evet, Gebzelimizden muhabbet ederiz. Evet. Dışarı çıkınca siyasetimize devam ederiz. Hayır, hayır. Ama Gebze Spor'a gelince siyaset yok. Recep Başkan sağ olsun, ben sizi bilgilendireyim arkadaşlarımızı. Bizzat kulüp başkanımızı ofisinde ziyaret etti. Gebze Spor için neler yapabiliriz çalışmasını. Evet. Ve bahsettiğiniz gibi ciddi manada başkanlara baskı yapıyor. Sağ olsun. Onun bilgisini vereyim. Allah razı olsun. Önemliydi. Bunu da ekleyeceğim. Uzaktır. Çok özür dilerim. Şeffaf yönetim, liyakatlı yönetim Gebze Spor'da da mevcut. Onun için vereceğimiz bir kuruş bile heba olmayacaktır. Nereye gideceğimiz noktasında soru işaretimiz de yok. Gönül rahatlığıyla zaten o destek yaptı. Teşekkür ederim. Ahmet Bey siz, pardon. Sevgili dostlar, çok uzatmak da istemiyorum. Kahvaltımızı yaptık. Ben özellikle Recep Başkan'ım, Gebze Spor çatısı altında Gebze siyasetini aynı cümle üzerinde bir araya getirdiği için tebrik etmek istiyorum. Bu bizim çok özlediğimiz. Bu şehir, ben maçları takip ediyorum. Tribünde müthiş bir enerji, müthiş bir sinerji var. Bölge, Türkiye ekonomisini canlandıran, canlı tutan, tetikleyen bir bölge. Bölgenin bu yapısı dolayısıyla gayri safi milli hasıladan payına düşmesi gereken miktar da yüksek. Ama bizim Gebze'nin biraz farklı bir tarafı var. Ben siyasetçi olmadığım için çok rahat konuşabiliyorum, kusura bakmayın. Bizim farklı bir yapımız var arkadaşlar. Kocaeli'nin batı yakası, Kocaeli'nin adeta, bu yeni bir şey değil, yıllar yılı üvey evladı muamelesi görmüş her alanda. Bu da bir başkaldırıya sebep açmış, yol açmış. Gebze Spor bu başkaldırıdır. Gebze Spor aslında bir isyandır, bir duruştur. Ve biz bu duruşu çok seviyoruz. Bu duruş bize çok yakışıyor. Bugün burada Gebze'nin siyasetçileriyle ama burada olan ya da olmayan bütün iş adamlarıyla, SİAD'larıyla, STK'larıyla, meslek odalarıyla, dernekleriyle hep beraber Gebze Spor duruşunu sergileyebildiğimiz zaman inanıyorum ki maddi imkanlar sağlandığı noktada Gebze Spor'un önünde hiçbir engel kalmayacak. Fakat benim özellikle şöyle bir ricam olacak tüm siyasi parti yöneticilerinden. Bir sürü organize sanayi bölgemiz var. Arkadaşlar Gebze bölgesi, biz burada yaşıyoruz, burayı seviyoruz, artık Gebzeliyiz. Ama yaşamsal kalitesi maalesef çok yüksek değil, şu anlamda değil. Etrafımız organize sanayi bölgeleriyle çevrili olmasından dolayı mesela hava kalitemiz düşük. Ben Karadeniz'in dağlarından geldim, mis gibi havadan buraya geldim. Çünkü burada ekmek kazanıyorum ve benim bu şehre bir bedel ödemem gerekiyor. İşte burada bu şehri sıkıştıran bütün sanayi kurumlarının bu şehre bir bedel ödemesi gerekiyor. Benim bütün siyasi parti yöneticilerinden, kıymetli başkanlardan ricam şudur. Organize sanayi bölgesinde işletmesi olan, bu şehre katma değer yaratan ve bu minvalde de hayatını kazanan tüm sanayiciler elini değil artık gövdesini taşın altına koyacak. Gebze'de yaşayan, Gebze'de kazanan Gebze'ye bedelini ödeyecek. Gebze Spor'a sahip çıkacak. Sadece siyasi partilerle, sadece yerel yönetimlerle bu işi çözmeye kalkarsak, onların sırtına yüklersek bu da bir noktadan sonra sıkışmaya yol açacak. Ez cümle Gebze, Gebze'nindir. Gebze'nin Gebze sahip çıktığı noktada Gebze Spor'una da sahip çıkacak. Hep beraber, başkanların teklifi de çok güzel. İnşallah böyle bir spor müsabakası yapılır. İyi de bir hakem gereklidir bize. Onu da herhalde kendileri organize ederler. Ben de hepinizin kandilini kutluyorum. Ümit ediyorum ki bir sonraki toplantımızda Gebze Spor artık yükselişini alkışlıyor oluruz. Çok teşekkür ederim. Emekler bir arkadaşımız. Amatörde başkanlık yapmak bir kahramanlıktır. Onun için ben kahraman başkanımızı ve kahraman yöneticilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii bu işin kahramanlığına destek veren tribünlerdeki kardeşlerimize de, liderlik yapan tribünler sorumuz arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarımız, hoş geldiniz.
sefalar getirdiniz. Çok değerli basınımız, çok değerli yöneticiler, Gebze'mizin değerli ticaretle uğraşan arkadaşları, sizler de hoş geldiniz. Tabii isminizin başında Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu var. Gurur duyuyorum. 50 yaşındayım. 47 yaşından 47 senedir Gebze'de oturuyorum. Gebze'de ikamet ediyorum. Gebze'de olup da Kocaeli'de başkanlık yapan da tek isim olmaktan dolayı da gurur duyduğumu tekrardan ifade etmek istiyorum. Burada başkanlarımız çok güzel konuştular. Çok sağ olsunlar. İşin siyasi boyutu mutlaka dışarıda olacaktır ama bir spor kulübü, hele ki tarihi çok önemli olan, benim de formasını yıllarca giymiş olduğum bir kulübün etrafında tüm siyasilerimizin siyasi görüşleri kenarıya bırakıp kenetlenmesi, birleşmesi inanılmaz derecede keyif veriyor. Belki de Türkiye genelinde ilk olan bir hamledir. Onun için ben tüm siyasi parti başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ama şurada bir parantez açıp şunu özellikle söylemek istiyorum. İşin yardımlarından bahsettik, desteklerinden bahsettik. Ben bunu söylemezsem hem camiama, hem bu görevi yapan insanlara, hem bu hizmeti veren kişilere hainlik ve ihanet etmiş olurum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tayyip Büyükak'ın olmak üzere ilçe belediye başkanımız, bugün Gebze sınırlarında olduğum için Gebze diyeceğim ve tüm diğer ilçelerdeki ilçe belediye başkanlarımız, başta amatör spor olmak üzere tüm spor kulüplerine çok üst düzeyde destek veriyorlar. Bunu niye söylüyorum? Ben Türkiye'nin bütün kentlerini, bütün şehirlerini çok yakinen bilen bir insan. Bilen bir insan derken hem Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurulu'nda görev yapan, hem konfederasyonu görev yapan ve Türkiye'nin her tarafını gezen bir insan olduğum için çok önemli katkılar aldığımızı yakinen bilen, gören ve bunu yaşayan bir insan olduğum için bunu burada hatırlatmak istedim. Buna ek olarak da Gebze Spor Kulübümüz başta olmak üzere çok önemli katkıların Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ilçe belediye başkanımızdan olduğunu buradan Recep abimiz de sağ olsun söyledi. Ben de bir kez daha bunu hatırlatmak istedim. Tabii Gebze Spor çok çok önemli. Gebze Spor, işte başkanlarımız bahsetti, tarihi. Tarihinin ötesinde içinde yaşattığı yöneticileri, taraftarları, sporcuları bu kentin markası. Bu kentin markası olduğu için bugün Kocaeli nasıl Kocaeli Spor, Kocaeli'nin markası diye konuşuluyor. Herkes, bütün kesimler Kocaeli Spor'u destek ediyorsa bugün bu birliktelikten sonra inanıyorum ki Gebze'deki bütün STK'lar, Gebze'deki bütün sanayi içerisinde uğraşan büyüklerimiz, ticaretle uğraşan büyüklerimiz bundan sonra çok çok daha büyük destek vereceklerine ben yakinen inandığımı buradan açık ve net söylemek istiyorum. Tabii birlik başlayacak, bir sezon başlayacak. Sezon bir yıldan beri sıkıntılı bir süreç geçiyor. Bu sıkıntılı sürecin içerisinde sporcuları toparlamaya çalışılıyor, sporcular bir arada tutulmaya çalışıyor ama bu birlikteliğin sonu inşallah başkanların dediği gibi üçüncülük olur. Üçüncülükten sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir ifadesi var. Kocaeli Spor Süper Lig'e çıkarken Gebze Spor Kulübü de birinci lige çıkana kadar biz destek olacağız sözü var. Onu ben bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Ve buna tabii ki Gebze Spor adına bir şeyler istiyoruz ama ben siyasilerimizden, ilçe başkanlarımızdan bir şey rica ediyorum sizlerden. En başta bugün Gebze Spor Kulübü için hem tüm amatör spor kulüpleri için. Bakın bugün Merkez Bankası ile profesyonel takımlar arasında bir anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmada bugün bütün borçlar, bütün profesyonel takımların borçları yapılandırma noktasına gidecek. Bu yapılandırmayla borçlar ötelenecek, kulüpler milyon dolarlar tekrardan transfer yapacak. 34-35 yaşındaki adamları transfer edeceğiz. Yine yetiştirmeyle alakalı bir çalışma yapmayacağız. Gençleri yetiştirmeyle alakalı bir faaliyet içerisine girmeyeceğiz. Bu iş nereden başlıyor? Tabii profesyonelden. Aslında iş amatörden başlıyor. Amatörde ne kadar genci yetiştirirsek biz o kadar çok yukarıya sporcu yetiştiririz, sporcu göndeririz. İsteğim ve talebim nedir? Şimdi hepiniz bir siyasi partide hizmet veriyorsunuz, katkı veriyorsunuz, destek veriyorsunuz. Mecliste olan partilerimiz var. Burada bir amatör spor kulüplerinin, Bal Ligi de dahil olmak üzere amatör spor kulüplerinin kalıcı gelirlere ihtiyaç var. Yani bir süreç içerisinde hep belediyelere gitmektense kalıcı gelir elde edeceğimiz bir çalışma yapmamız lazım. Sanayiciler bize hep reklam. Sanayiciler sponsorluğun ne olduğunu bilmiyor.
sponsorluktan elde edilecek olan sponsorluk gelirlerinin vergilendirme sisteminden nasıl bir vergilendirme düşeceğini bilmiyor. Bunları tabii ki anlatmak birincileri de belki bizim görevimiz ama bunları bilinçlendirmemiz lazım. Yani mecliste amatör sporun konuşulması, konuşturulması ve tüm amatör spor kulüplerine kalıcı gelir elde edecek bir sistemin yaratılması gerektiğine inanıyorum. Bunu nasıl derseniz hemen insanın aklına şu gelir, kolaya kaçmış oluruz. Ya belediyenin kiralanacak işte yerleri var, büfeleri var, değil. Bunlar değil. Bunlar meclis kararıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşülerek, konuşularak amatör spor kulüplere kalıcı gelir elde edecek sistemlerin yaratılması gerektiğine inandığım için bunu söylüyorum. Bunu burada söylemiyorum. Bunu tüm katıldığım toplantılarda, Gençlik Spor Bakanlığımızın yaptığı tüm toplantılarda kalıcı gelir elde edilecek sistemin oluşturulmasını defalarca söylüyorum. Bunun milletvekillerimize anlatılması, mecliste konuşulması ve artık amatör spor camiası, Türkiye, Kocaeli'yi söylüyorum. Bakın Kocaeli'de biz tam 1 milyon kişiye hitap eden bir kurumuz. 1 milyon üyemiz var. 2 milyon nüfusu olan Kocaeli'de biz 1 milyon kişiyiz. Spor camiası içerisinde. Ama biz bunu farklı noktalarda değil, bir Türkiye genelinde amatör spora katkı yapılacak farklı bir çıkış noktasında olması gerektiğini inanıyoruz. Biz sizlerde inancımız tam, sizlere güvenimiz tam. Bunu sadece bizim tarafımızdan değil, sizler tarafından da ben konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Milletvekillerimizle konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ama burada mevzu Gebze Spor, Gebze Spor'un geleceği. Ben Recep abiye, başkanımıza, yönetim kurulu üyesi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İlçemizin, siyasi partilerimizin başkanlarında bir arada olması, spor adına birlikte olmasından dolayı son derece de mutlu ve gururlu olduğumu söylüyorum. Tüm katılımcılara, tüm basın mensubu arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah Gebze Spor üçüncü ligde olur diyorum. Teşekkür ederim. Peki yönetimi geldik dedik. Biz Gebze'yi seviyoruz. Gebze halkını seviyoruz. Sağ olsun şimdiye kadar da hepimize karşı Gebze halkı hep biz şeffaf olduk. Gebze halkı da bize aynı ilgiyi gösterdi. Bundan sonra da yavaş yavaş gençleri yönetime almaya başladık. Takviye yapıyoruz yönetime. Evet başla. Durukan Atasel. Durukan Atasel. Doğan Akdoğan. Candan Güvenç. Recep. Şimdi burada ilçe başkanlarımız çok sağ olsunlar katıldılar. Yalnız biliyoruz ki yıllardır burada konuşulanlar burada kalıyor. Ben Gebze Spor Başkanı olarak Recep Başkan'a sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. Sizden ricam siyasi parti ilçe başkanlarımız da kabul ederse bir WhatsApp grubu oluşturmanız. Siyasi parti ilçe başkanlarının yer aldığı Gebze Spor, yani önceliğimiz Gebze Spor adı olabilir. Bütün paylaşımların birbirinize oradan yapılması. Çünkü biliyoruz biz yıllardır hep burada konuşulan burada kalıyor ve hiçbir şey yapılmıyor. Mesela ilçe başkanlarımız kendi ilçe teşkilatlarında Gebze Spor'la ilgilenecek birer görevli atayabilirler. Yani sanayiciler dolaşılırken bu kişiler gidebilir sizinle birlikte, gelebilir. Çünkü Gebze Organize'den bildiğim kadarıyla hiçbir şey alamıyoruz. Ya benim istirhamım burada konuşulan burada kalmasın. İlçe başkanlarımızla birlikte Gebze Spor'un bir WhatsApp grubu olsun ve bütün her şey orada konuşulsun, paylaşılsın. Ve ilçe başkanlarımız da mutlaka spor birimiyle ilgili bir görevlendirme yapsın. Gebze Spor'u artık amatörden kurtaralım diyorum ben. Ben çok şey diyorsunuz da ben ilk defa Gebze'de böyle güzel ilçe başkanları gördüm. Ve bu kadar güzel anlaşacağım ilçe başkanları gördüm. Ve hepsi de sözünün arkasında. En ufak bir şey olduğunda hepsi ilçe başkanı, abim olsun, kardeşim. Hepsi sözlerinin arkasında bir şey konuştuğumuzda, Burak başkanımla bir şey konuştuğumuzda için takibini bana söyledi. Recep Başkan'ın herkes aynı, Mustafa Başkan'ım aynı, hepsinde hiçbirinde ayrım yok. Gökhan Başkan'ım aynı. Onun için bizim bu konuda ilçe başkanlarını, bu işleri takip ettik. Hepsi genç canavar gibi ilçe başkanlarımız, hepsi abilerimiz, kardeşlerimiz. Biz de takip edeceğiz zaten başkanım. Başkabzı.com Başar Özkan. Öncelikle grubumuz hayırlı olsun diyorum. Grup ve yeni statü hakkındaki düşünceniz ve Gebze Spor'un bu üçüncü ligdeki şansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani grup şu anki grubumuz değil ama statü hakkındaki düşüncelerimi sorma. Statü hakkındaki düşüncelerimi sorma, onu demeyeyim yani. Teşekkür.